Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV'de Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar, haberlerle karşınızdayım. Anadolu'nun en büyük 500 şirket arasına giren 20 Denizli firma için Anadolu 500, yereldeki yüzümüz sloganıyla bir plaket töreni düzenleyerek firmaları onur edecek. Etkinliğin ayrıntılarını DSİAD Başkanı İbrahim Şener açıkladı. Bu yıl 9.sunu düzenleyeceğimiz bir etkinlik. Aslında Anadolu 500, yereldeki yüzümüz. Anadolu 500 Ekonomist Dergisi'nin İstanbul, İzmir, Ankara dışındaki Anadolu kentlerinde ciro sıralamasına göre belirlediği bir liste. Biz her yıl bu listeye giren Denizli firmalarımıza bir plaket takdim ederek onları kamuoyunda onore etmek, hatırlatmak, hatırlamak, Denizli'nin bu anlamdaki iş gücü potansiyeli ile ilgili Türkiye'de nerede olduğumuz hakkında fikir vermek, bunu Denizli'li firmalarımızın farkındalığını öne çıkarmak açısından düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu firmaların zaten çoğunluğu da bugüne kadarki bütün etkinliklerde ve listelerde firmaların çoğunluğu DESİAD üyesi. Bu yılda 20 firmanın 14'ü DESİAD üyesi. Bu sebeple bizim bu tarz bir organizasyon düzenlememizin de temelde motivasyonu oluyor. Her yıl biz bu organizasyon için ülke gündeminde bilinen, tanınan ve Denizli'ye de değer katacağına inandığımız konuşmacılar davet ediyoruz. Geçmiş yıllarda mesela Cem Seymen konuşmacımız idi, Selçuk Şirin konuşmacımız idi, sevgili hemşerimiz Bekir Ağırdır konuşmacımız idi. Bu yılda Profesör Doktor Özgür Demirtaş Sabancı Üniversitesi'nden davetimizi kabul etti. Etkinliğimizin onur konuşmacısı olarak bilgi birikim ve düşüncelerini Denizli kamuoyuyla paylaşacak. Etkinliğimiz halka açık. Burada herhangi bir bilet gibi bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi asıl olan firmalarımızı öne çıkarmak, Denizli'nin iş gücü, istihdam, üretim potansiyelinin Türkiye'de nerede olduğunu hatırlatmasını bir nebze yapmak, firmalarımızı onore etmek, Denizli'yi de bu anlamda Denizli bir farkındalık oluşturmak. Tabii bu depremin hemen arkasından aslında programlanmış bir organizasyondu. Fakat deprem felaketi gerçekleştiğinde biz bunu önce belirsiz bir tarihe erteledik, sonra da süreci takip ederek rutinlerimizin de bizim hayatımızda yeri olması gerektiğine de inanarak bu Perşembe 16 Mart Perşembe günü saat 16'da Herkes Efendi Kültür Merkezi'ndeki etkinliğimizi yapmaya karar verdik. Ben Denizli vatandaşlarımızın katılımının bize güç ve onur vereceğini belirtmek isterim. Sevgili seyirciler, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu Metropol TV'ye yaptığı özel değerlendirmede İhracatçıların önünün nasıl açılması gerektiğini açıkladı. Türkiye'de hep de söylediğimiz gibi döviz baskılanıyor. Döviz baskılandıkça, enerji fiyatları arttıkça da bizim dışarıdaki rekabet gücümüz düşüyor. Eskiden şöyle bir şey söyleyebilirim, bir tekstil ürününde rekabet ettiğimiz ülkelerle fiyat kıyaslaması yaptığımızda Türkiye %20 civarında pahalı oluyordu. İşte Bangladeş, Pakistan, bu tür ülkelerdeki ürünlere göre. Şimdi bu değişikliklerden sonra uçakta gelirken sanayici arkadaşlarla da istişare ettik, değerlendirdik. Bu fark %40 ile 50 arasına çıkmış durumda. Tabii bu da Türk ürünlerinin tercih edilmesinin önünde bir engel oluşturmaya başladı. İhracatçının söylediğim gibi gücünü kıran bir pozisyon. Bunun düzelmesi lazım. Ya Türkiye'de enerji fiyatlarının aşağıya doğru çekilmesi lazım ya da döviz kurunun enflasyona yakın bir şekilde yükselmesi lazım ki paranın biraz devalüe olması lazım ki Türk ihracatçısının önü açılsın ya da bunun karşılığında işte enerji fiyatlarımızda bir gerileme görmemiz lazım. Çünkü hep söylediğimiz şey sanayicinin en büyük problemi %400'ün üzerinde artan enerji fiyatları. Bunun dünyada bir karşılığı yok. İşte bunu ürün fiyatlarından da görüyoruz yani. Türkiye'deki gibi ürün fiyatlarında artış olan bir ülke dünya pazarlarında yok. Ama umutluyuz. Tabii Avrupa'da bir resesyon var, bir durgunluk var, enflasyon var. Bugün yaşadığımız sıkıntıların bir başka nedeni de Avrupa'daki talebin düşmesi. İlk 6 ayda olmasa bile yılın ikinci yarısında bir hareketlenme bekliyoruz. Bu hareketlenme biraz daha öne de çekilebilir. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü Ocak ayında 1 milyar 634 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek Ocak ihracatına imza attı. Değerlendirme Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya'dan Metropol'e özel geldi. Geçen yıl korlarla kapattık ama geçen dönemde bir daralma söz konusuydu. Şimdi yakın coğrafyada çok hızlı cevap verebiliyoruz biz taleplere. Özellikle dış giyimde biliyorsunuz hala fast fashion devam ediyor. Ve sezonsal değil, artık her ay ve belki de her 15 günde bir mağazalar yeni ürün koymak istiyor. Biz çok kısa terminli, çok küçük adetlerde, yani bir Çin'in ya da başka uzak doğu ülkelerinin onların bu taleplerine cevap vermeyeceği taleplere biz cevap veriyoruz. Dolayısıyla da fiyat baskısı olsa da onlar da bunu kabul edebiliyorlar.
Özellikle mesela Rusya'da tabii ki biz ciddi üretim yapıyoruz Rusya için. Onların çünkü bizi tercih etmeleri, üretim ülkesi olarak tamamen Türkiye'yi tercih etmeleri, yeni markaların çok fazla artması hem ticaret için hem de normal mağazalaşmada yeni markaların artması bizim bu küçük adetlere, küçük taleplere cevap verebilmemiz adına çok önemli. Ben bu artışın özellikle hazır giyimde devam edeceğine inanıyorum. Sevgili seyirciler, Buldans Dönmez Tekstil Yönetim Kurulu üyesi Seren Dönmez Yeşilyurt Metropol özel değerlendirmelerde bulundu. Yeşilyurt, Buldans markasının yeni hedeflerini açıkladı. Buldans'la ilgili daha çok marka yönünde var. Yani markanın ilerlemesi, özellikle yurt dışında işte şimdi franchise vermeye başladı Buldans. İşte Kazakistan'da ilk açtık, şimdi Moskova'ya franchise veriyoruz. Markayla, yani o kimliğiyle birlikte bir arada bütünsel konsepti gösteren mağazalar yavaş yavaş başlıyor. Dolayısıyla biraz daha o katma değerli ürünü bütünselde göstermek. Tabii ki fason tarafımız da yok değil, var. Ama daha çok hedefimiz de, projeksiyonumuz da Buldans aslında hak ettiği yere getirmek. O yönde çalışmalar, hedefler var. Son dönemde emlak sektöründe yaşanan markalaşmanın sebebi ne? TÜGEM Denizli İl Başkanı Volkan Yiğit açıkladı. Bizim sektörümüzde de alışveriş alışkanlığının değişmesiyle alakalı bir durum bu. Evet, gayrimenkul sektörüne yeni markalar, kurumsal firmalar ve yerel markaların kendilerini güçlendiriyor olması da işte bu talebe karşılık verme içgüdüsüyle oluşmuş bir durum. İnsanlar artık sadece bir ürün satın almakla kalmıyorlar, takdir edersiniz ki hizmeti de satın almak istiyorlar. Güven duymak istiyorlar. Doğru karar verebilmek adına da çalışma sizden talep etmeye başladılar. Bunu da tabii ki kurumsal markaların girişiyle, biz yıllar öncesinde kurumsal markayla burada piyasada çalışmaya çalışırken arkadaşlarımızdan ya da müşterilerimizden aldığımız talep, marka beni bağlamaz, sözleşme imza atmaz gibi çok fazla geri dönüşler alıyorduk. Ama artık insanların da bu hizmetlere alışmaya başlaması bunun en büyük göstergesi. Çünkü başta söylediğim gibi alışkanlıklar değişmeye başladı. Artık hizmeti en iyi şekilde satın almak istiyor. Bir paket satın alıyor insanlar artık. Bu noktada gayrimenkul sektöründeki bu gelişimlere de ben buna bağlıyorum. Denizli merkez ve ilçelerde kaç sandıkta oy kullanılacak? Millet İttifakı sandık güvenliğini nasıl sağlayacak? Seçim sonuçlarını nasıl takip edecek? Millet İttifakı adına CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum Metropol Siyaset Programı'nda açıkladı. 2500 sandık görevlimiz, 2500 yedek üyemiz, bina sorumlularımız tamamı hazır. O konuda hiçbir sıkıntısı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunların görevleri ne? Bunlar sabah sandık kurulurken orada olacaklar. Seçim kuruluna dosyayı teslim etmeye de gidecekler. Ama onun öncesinde bina sorumlularına, kat sorumlularına ıslak imzalı oy tutanaklarını teslim edecekler. Bunların hepsi bizim seçim koordinasyonumuza gelecek ve kendi sistemimize de girilecek. Hatta ben İstanbul seçiminde yaşadıklarımızı, Horaz seçiminde yaşadıklarımızı kulağımızın dibinde. Biz bunları yaşadık zaten. Bu konuda tecrübe biz kendi aramıza geldiğimizde de gündem maddelerimizden bir tanesi de sandık güvenliği. Bunu nasıl yapacağız ki? Üç partimizin sandık görevlisi veremediği, diğer üç partimizin sandık görevlisi verdiği bir sistem vardı. Ve sağ olsun başkanlarım dedi ki, başkanım dedi, eksik sandıklarımızı tamamlarız. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nden var. Saadet Partisi'nden var. İyi Partisi'nden var. İyi Parti'den var. Eksiklerimiz varsa bu üç il başkanımız zaten hangi mahallede olursa olsun bak bunları tamamlayacak. Yetmedi. Üç görevli var orada Millet İttifakı'nda. Yetmedi bununla beraber sayın başkanlarım müşahit kartlarını alacak bizlerden. Her sandığa birer müşahit. Biz de koyacağız birer müşahit. Diğer partiler de koyacak. Müşahitlerimiz orada, sandık görevlerimiz orada, kat görevlimiz orada, bina sorumlumuz orada, avukatlarımız orada. Bir de şu anda sivil toplum örgütlerinin kendi arasında sandık güvenliği adına yaptığı var, bir oluşum var. Bakın öyle güvenliği alıyoruz ki sandıkları, yani tabir yerindeyse kuş uçurtmayacağız biz orada. İş insanı Sanayici Mehmet Ali Orpak, yıllarca siyaset yaptığı CHP'den bu seçimde milletvekili aday adayı olacak mı? Başvuru yaptı mı? Metropol Siyaset Programı da açıkladı. Milletvekilliği millete hizmet etmenin bir yolu. Tabii değişik yollar var. Yani ben de mühendisim, aynı zamanda iş adamıyım. İşte sanayi odasında görev yapıyorum, komite başkanıyım. Aynı zamanda Maksiyat'ın yönetim kurulundayım. Birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Denizimiz adına, ülkemiz adına koşturuyoruz. Çalışmalara katılıyoruz. Tabii milletvekilliği de bunun bir yolu. Bize de bu yolda bir görev düşerse tabii ki katılırız. Tabii genelde bu yönde bana baskılar geliyor. Bilhassa sanayici arkadaşlarımızdan. Çok arayanlar oldu. İşte aday ol, aday olmalısın. Biz de destekleyelim.
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanayiciyle buluşturacak birisi olmalı. İşte sen de aktif bir insansın. Hem mühendissin, hem iş adamısın, hem denizlisin. Bu yönde ciddi talepler var, baskılar var, arayanlar var. Biz de herhalde böyle olursa buna kayıtsız kalamayacağız. Zaten geçmişte de bir siyasi bir birikimimiz var. Ama dediğim gibi yani topluma hizmet etmenin çok değişik yöntemleri var. Ben biraz böyle bakıyorum. Çünkü bizler artık belli bir noktalara geldik. Artık topluma daha fazla bir şeyler verebilmeliyiz. Bilgilerimizi, deneyimlerimizi. Biz artık kendimiz bir noktaya geldik ama toplum için neler yapabilmeliyiz? Çünkü çoğu insan bunu yapmalı. Yani bir müddet sonra artık ben topluma ne verebilirim demeli. Bu bilgilerini aktarmalı. Sanayici arkadaşlardan ve çevremizden ciddi anlamda bir böyle bir talep var benim olmam yönünde. Bu konuyu tabii ciddi bir değerlendireceğiz. Zaman da çok az kaldı. Şimdi bu baskılara bakarsanız başvuracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki dönem Denizli Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Salih Erdoğan, AK Parti Denizli'nin seçimde nasıl bir sonuç alacağıyla ilgili tahminlerini Metropol Siyaset Programı'nda aktardı. Milletin iradesini, vatandaşın oyunu cebimizde görmek kadar yanlış bir şey olmaz. Seçim öncesi bana göre çok doğru sorularda değil. Bunun sonucunu yani iki ay sonra sandıktan çıkan netice göre elde etmiş olacağız. Ama biz 3 Kasım 2002'den bu yana Denizli'de 7 Haziran 2015 seçimleri hariç, o 5-6 aylık bir dönem hariç hep 4 milletvekiliyle AK Parti'yi temsil ettik. Gönlüm benim gene aynı sonucu alma yönünde mutlaka öyle düşünüyorum. Alabilir miyiz? Bir alırız yani. Biz 20 yıllık iktidar döneminde ben şahsen halkın arasında sokakta, caddelerde dolaşıyorum yani. Başım dik, göğsüm gere gere dolaşıyorum gittiğim yerlerde. Yani siz şunu yapmadınız, bu yönüyle büyük bir zarardasınız diyen şey görmedim yani. Gittiğimiz yerlerde herkes Allah razı olsun o duasını çok yerde görüyorum. Mutlaka bize karşı olan insanlar muhalefetten olacak ama onları bir kenara koyalım. Yani bizim seçmen kitlemiz, Türkiye'deki AK Parti'nin gerek ekonomik gerek güvenlik açısından ortaya koymuş olduğu hizmetler herkes tarafından takdir ediliyor. Depremde iki şey hiç tartışma konusu yapılmadı. Birisi, TOKİ binaları hiç tartışılmadı. Hiç eleştirilmedi daha doğrusu. Ve TOKİ'nin yapmış olduğu binalarla iftihar eden bir devlet, bir hükümet, bir AK Parti ortaya çıktı. Bizim sağlık sistemimiz hiç eleştirilmedi. Pandemi döneminde dahi eleştirildi. Ama bu seçimlerde hiç sağlık sistemi eleştirilmedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklandı sevgili seyirciler. Zırgır dergisinin efsanevi kapak çizeri. Yani 3 yıl sonra, pandemiden sonra bizde oldu ve nihayet gelebildi. Sevgili Altan Özeskici. Şimdi gördüğüm kadarıyla herkes yaşı bizlerden küçük gibi. Yani küçük derken genç gibi. Genç nüfus burada biraz daha fazla. Ama Oğuz Aral'ın kendi türünden olan çocukları gibi çıkmaya başladı. Bir gün tası tarağı topladı bir dost. Ön tercihim eşi bölümüydü ama ön kayıpta puanı tutmadı yıllarında. 80'li yıllarda ben de belirtmişim. Gırgır önemliydi, görüyorum o yüzden dedim yarış nüfus fazla. Benim için de önemliydi ama yaşlı arkadaşlar gelir olmaz. Liyakat diyoruz, niye liyakat bu kadar üstünde duruyoruz acaba? İşini gereği gibi yapan adamlar işini yapacak. Yapmayan adam çalacak. Diyor ki, buran gidişat hiç iyi değil diyor. Bence de. Saçlar Ekrem Bora oldu ya. Nefes alabilirsiniz. Kaç lira çiziyor? 200 lira. Lan günde 10 tane çizse diyor. Klasik şey. Ha bu Brezilya. Roland Dinlenmez. He? Biz konuşuyoruz. Sizler katılın. Ben bakıp anlamaya çalışıyorum bu, önce. Bu sanırım aylık kişiye ait. Öyle mi? Yok. Bu kazım. Tamam abi. Karla sempatik bırakalım. Evet. Tamam. Sen söyle dedim. Anlamadım. Sempatik. Merkez Efendi Belediyesi tarımsal üretimin daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda gerçekleşmesi için ilçedeki tarımsal sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Evet.
Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.